Herkese merhaba. Bugün de sizlere gülüş estetiğini tamamladığımız bir vakamızı paylaşmak istiyorum. Gelin birlikte neler yaptığımızı inceleyelim. Bir bayan hastamız, ön dişlerinde eski kompozit uygulamalar var. Artık renk farklılığı var, buralarda çizgiler oluşmuş. Gülüşünde tabii sıralanışta bir bozukluk var, hafif çapraşıklıklar var, aralarda boşluklar oluşmuş. Arka bölgelerde kırık dişler var, eksik dişler var. Önce bunların tedavisini tabii yaparak başladık. Yani biz önce zaten her zaman varsa implantlar, cerrahi işlemler bu sıralamayla başlıyoruz. Sonra diş eti tabii yine beraberinde geliyor, diş eti sağlığı. Bununla birlikte kanal tedavileri varsa dolgu restorasyonları bitiyor ve en son artık vakalar bana geliyor ve estetik olarak neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Şimdi bu vakanın en başından başladığımızda yine gülüşünde sıralamayı görüyoruz. Karanlık boşlukları görüyoruz şuralarda, kenarlarda. Dişler aşınmış, bir miktar küçük bence şu anda. Öyle düşünüyorum. Aralarda boşluklar var. Bakalım. Yandan görüntüsü. Bu taraftan da dinamik bir görüntü alamıyoruz bakın. Buralarda artık dişler daha sivri olması gerekirken uçları yuvarlanmaya başlamış. Daha böyle ağzı dolduran bir gülüş değil de daha silik geçiyor ve şuralardan artık karanlık üçgenler başlıyor. Bu vakamızda implant yaptık arka bölgelere. Burada ölçüsünü de görebiliyoruz. Alt dişlere şu gruba hiçbir şey yapmadık şu anda. Onların sağlam kalmasını istedik. Çünkü zaten çürük değildi. Sadece bir miktar aşınmışlıklar vardı ama dokunmak istemedik oralara. Asıl işlemleri üst çenesine yaptık. Bu vakamızın bitmiş hali. Bakalım, yakından bakalım şimdi neler yapmışız. Yandan görüntüler. Dediğim gibi bunları daha sivri ve daha dolgun bir hale getirdik. Materyalimiz burada IMAX'siz tercih ettik. IMAX daha böyle ışık geçirgenliği olan, daha doğal görüntüler veren bir materyal. Ön bölgede onları tercih ettik. Uçlarında da görüyorsunuz şuradaki şeffaflıklar, doğal görüntüler, hafif tırtıklar. Bittiğinde rengini de burada çok açık tercih etmedik. Ben zaten çok açık renkleri pek tercih etmemeye çalışıyorum hastam özellikle istemezse. Burada zaten alt dişlerini yapmamıştık hatırlarsanız. Dolayısıyla sadece üstleri yaptığımız için de altları uyacak. Daha doğal bir renk tercih ettik. Bence daha güzel duruyor böyle. Baktığımızda uçların şeffaflıkları, altla uyumu, sivrilikler, hatırlarsanız daha düzdü, formlarını kaybetmişti artık dişler. Yanların doluluklarını görüyoruz. Yan koridorlar, yani karanlık koridorlar burada dolmuş. Böylece gördüğünüz gibi hastamız daha doğal, daha dinamik, güzel bir gülüşe kavuşmuş oldu. Bu da eski haliydi yine. Bundan arasındaki geçişi görebiliyoruz. Bu vakamızı da böylece tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.